Kıymetli atılımcılar, sevgili milli sporcular, değerlendirmelerimiz, anzimlerimiz ve basınımızın temsilcileri, hepimiz il seçimleri dolayısıyla bu açımızdaki bu yarışmada hoş geldiniz, şeref verdiniz. Minikler il seçimleri yapacağız. Ben konuşmamın başında dün kutlamış olduğumuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah nice bayramlar var. Güreş hem milletimizin atasporu hem de inançlarımız, dinimiz ve bu dinin peygamberinin bizlere sünnet olarak yapmamızı tavsiye ettiği spor programlarından yapmamız. Her spor olduğu gibi güreş sporunda da fıtri doğal yaratıklarının yanında disiplinli ve kesintisiz çalışmanın ne demek olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bugün Sinop İl Seçimleri'ndesiniz. İnanıyorum ki disiplinli ve azimli çalışmanıza inandığınız müddetçe yarın olimpiyat seçimlerinde belki daha ötelerde uluslararası bir müsabakada milletimizin gözünü kapatacak ve gönlünde şanlı bayrağımızın dalgalanmasına vesile olan bir müsabakada olabilirsiniz. Bunun yolu inanmakta, hiçbir zaman başarmış olduğunu yeterli görmeyip azimli, kararlı ve sürekli çalışmakta geliyoruz. Spor sadece müsabakalar kazanmak için değil, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ruhen ve bedenen toplum fertlerini daha sağlıklı kılmak için de son derece büyük önem arz ediyor. Ülkemizde, şehrimizde, ilçemizde her geçen gün yeni tesisler, gençlere yönelik yeni imkanlar oluşturuyor. Bu oluşan imkanlar bizleri daha iyi şartlarda, daha güzel neticeler alabileceğimiz sportif faaliyetleri gerçekleştirmemize vesile olur. Özellikle son 15 yıl içerisinde ülkemizde bu alanda hatır sayılır gelişmeler var. Bizler görev başladığımız ilk yıllarda bırakın spor salonunu indirip de bulamazken bugün son derece iyi imkanlarda yetişmiş eğiticiler, antrenörler eşliğinde spor yapıyorsunuz. İnşallah bunların kıymetini bilir. Bunların kıymetini bilmenin en büyük ölçüleri çocuklar. Spor salonlarımızı doldurmak, antrenörlerimizin eşliğinde spor alanlarına yakışır şekilde en güzel, en dolu dolu vaktimizi geçirecek şekilde antrenmanlarımızı yapıp müsabakalarımızı gerçekleştirmeliyiz. Bir kez daha söylüyorum, yatağa çıktığınız yol uzun ve meşakkatli yoldur. Bu meşakkatli yolda başarılı olanlar, sabırlı ve sebat sahibi olanlardır. Tabii burada ailelerinize de, arzularınıza da, topluma da büyük görev düşüyor. Bizler
42 kilogram. Kırmızı mayo Çiçek Akgül. Mavi mayo Okan Ercan. Yaklaşık olan sağlığından sonra 47 kilogram. Kırmızı mayo Umut Bey'in Kaleci. Mavi mayo Hüseyin Mane. Hazırlasın da. Kırmızı mayo.